Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle haftanın son stüdyo Washington yayınıyla karşınızdayız. Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunu hedef alacağı yolundaki açıklamasının yankılarını alacağız bugün yayınımızda. Amerika'da hükümetin kapanma olasılığını konuşacağız. Bu olasılığın Amerikan ekonomisini nasıl etkilediğine değineceğiz. Dolayısıyla konuşacak çok konu, aktaracak çok haber var. Hiç vakit kaybetmeden başkent Washington gündemiyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda bulunan YPG-PYD güçlerine karşı birkaç gün içinde bir harekat başlatacağını açıklaması üzerine Pentagon tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusuna herhangi bir tarafça girişilecek tek taraflı bir askeri eylemin özellikle Amerikan personelinin oradaki varlığı göz önüne alındığında ciddi endişe kaynağı oluşturduğu ve bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanları Mike Pompeo ve Mevlüt Çavuşoğlu konuyu telefonda görüşürken İki ülke genelkurmay başkanları da birer telefon görüşmesi yaptı. Tüm bu gelişmeler Washington'da nasıl değerlendiriliyor? Bu sorunun yanıtı için sözü Serdar Cebe'ye bırakıyoruz. Serdar. Özlem Tınaz, Türkiye'nin Afrin harekatından sonra yeni bir harekatı planladığının ortaya çıkması, Cumhurbaşkanı tarafından bunun açıklanmasının sonrasında özellikle iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler hızlandı. En son ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray henüz yazılı bir açıklama yapmadı. Tabii ki arttı demiştim. Özellikle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Pompeo'nun yaptığı bu görüşmelerde, dün yaptığı görüşmelerde de bu konunun ele alındığı söyleniyor. Aynı zamanda Genelkurmay Başkanlarının görüşmesi, Güler ve Dunford'un görüşmesinde de yine bölgedeki Suriye'deki olağan harekatın masaya yatırıldığı da gelen basında yer alan haberler arasında yer alıyor. En net açıklama senin de dediğin gibi Pentagon'dan yapıldı. Robertson tarafından, Pentagon sözcüsü tarafından yapıldı. Ve bu açıklamaya göre Türkiye'nin bu bölgede yapacağı herhangi bir operasyon Amerikan tarafı tarafından kabul edilemez olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin güvenlik kaygıları olduğu belirtiliyor ve bu güvenlik kaygıları içinde Türkiye'nin özellikle PKK'nın unsuru olarak gördüğü YPG-PYD'nin güçlerini de eklemesi özellikle Türkiye'nin güvenlik kaygıları içinde görünüyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımızda, Pentagon açısından baktığımızda, Pentagon'un yaptığı açıklamaya baktığımızda bu güçlerin özellikle PYD, YPG güçlerinin içinde bulunduğu Demokratik Suriye Ordusu güçlerinin bir güvenlik endişesi yarattığı belirtilmiyor. Pentagon açıklamasında özellikle IŞİD'in üzerinde duruluyor. IŞİD'in bölgede yarattığı tehlike üzerinden duruluyor. Ve Pentagon açıklamasında aynı zamanda iki ülkenin koordinasyon içinde çalıştığı da belirtiliyor. Ve bu konuda kurulan komitenin de çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Bu komite ilk toplantısını bu sene içinde Washington'da yapmıştı. Daha sonra bu toplantılar Ankara'da devam etti. En son geçtiğimiz hafta özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffries'in Türkiye ziyaretinde de Türkiye'nin kaygıları bir kez daha masaya yatırıldı. Amerika Birleşik Devletleri şunun üzerinde duruyor Özlem. Özellikle bölgede DAEŞ'a karşı mücadele devam ediyor. Henüz bitmiş değil. Onun için böyle bir harekatın DAEŞ'la, IŞİD'le mücadeleye sekte vuracağı belirtiliyor ve IŞİD'le mücadeleye sekte vurmaması için de belirli önlemler alındığı da yine Pentagon'dan yapılan açıklamada yer alıyor. Pentagon'un daha önce yaptığı, bir iki gün önce yaptığı açıklamaya göre ise bölgede gözlem noktalarının oluşturulacağı belirtiliyordu. Hatta bazı noktalarda bunun kurulduğu da belirtiliyordu ve bu işin himayesinin de Savunma Bakanı Mattis olduğu da yine verilen açıklamada Manning tarafından, Pentagon yetkilisi Manning tarafından da dile getiriliyordu. Bu gözlem noktaları konusunda Türkiye'nin çekinceleri var. Özellikle YPG-PYD unsurlarının korunmasına yönelik bir gözlem noktası mı oluşturulacak? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu kurulan gözlem noktalarında özellikle IŞİD'i kontrol altına almak istediğini ve Türkiye'nin sınır güvenliğinin de böylece daha kolay olacağını söylüyor. Onun için de
Türkiye'nin sınır boyunca bu gözlem noktalarının sayısının arttırılmasını istiyor. Kontrolün Amerika Birleşik Devletleri'nde olması kaydıyla. Şimdi Beyaz Saray'ın açıklaması bekleniyor. Henüz bir açıklama yapılmadı. İki liderin görüşmesinden sonra Amerika'da, Washington'da basına yansıyanlar bunlar Özlem. Evet, Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama geldiğinde bunu amerikanınsesi.com adresinden paylaşacağız ama Washington gündemindeki bir diğer konu da hükümetin kapanma olasılığı Serdar. Kongre 21 Aralık'a kadar bütçe tasarısı üzerinde uzlaşı sağlayamazsa hükümet kapanabilir. Bu olasılıkla ilgili neler konuşuluyor Washington'da? Bunun en iyi yansıması Trump'ın demokrat liderleri Beyaz Saray'da kabulünde gerçekleşmişti. Nancy Pelosi ve Chuck Schumer'ın bu Beyaz Saray'daki görüşmede adeta Trump tarafından medyanın önünde tartışmaya itilmesi belki Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir ilk olmuştu. Ve bu görüşme basında da özellikle medyada da ilgiyle izlendi ve sonrasında çok haber yapıldı. Bu görüşmede ne demişti? Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırına duvar örülmesi, her noktasına duvar örülmesi gerekiyor demişti. Ve bununla ilgili bütçenin özellikle kongreden geçirileceğini belirtiyor. Bu konuda gerekli oyu da alacağını söyledi. Ama şu anda Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren demokratlar bu konuda çekinceli. Çünkü Trump'ın istediği 5 milyar doları vermeyeceklerini söylüyorlar. Chuck Schumer, Senato azınlık lideri demokratların, o geçtiğimiz sene bütçede yer alan sınır parasıyla ilgili olarak, duvar parasıyla ilgili olarak bunun bütçeden sadece %6'sının kullanıldığını belirterek bu Trump'ın istediği paranın, yani 5 milyar doların çok fazla olduğunu söylüyor. Ama bugün yapılan, yine demokratlardan gelen açıklamada hükümetin kapanmaması için özellikle cumhuriyetçilerle çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Nancy Pelosi de yine Trump'a yaptığı açıklamada bir diyalog olabileceğini söylemişti ama Trump'ın bu parayı vermezseniz hükümeti kapatırım söylemi kameralara da yansımıştı. Şimdi ne olacak? Tabii ki 21 Aralık'a kadar eğer bütçe konusunda bir anlaşma sağlanmazsa ve geçmezse şu kongreden özellikle hükümetin kapanması söz konusu. Hükümet nasıl kapanıyor? Özellikle hükümetin kapanması sonrasında, yani federal hükümetin, merkezi hükümetin kapanması sonrasında birçok hizmet dile getirilemiyor, yapılamıyor. Ve bunun için de kongreden geçmesi için 60 oya ihtiyaç var Senato ayağında. O açıdan Trump rahat gibi görünüyor ama hükümetin de kapanması bekleniyor. Hangi hizmetler yapılamayacak? Birçok hizmet ikiye ayrılmış durumda. Acil ve zaruri nitelikte olmayan kamu çalışanları bir defa ücretsiz izne çıkartılıyor. Ve birçok devlet programı da askıya alınıyor. Hükümet en son bu sene içinde Ocak ayında, aslında kısa süreliğine, yine göçmen politikaları konusunda anlaşamadığı için iki kanat, demokratlar ve cumhuriyetçiler, Ocak ayı içinde kısa süreliğine kapanmıştı. Ve çok ilginçtir, hem Temsilciler Meclisi ayağında hem de Senato ayağında cumhuriyetçilerin çoğunlukta olmasına rağmen hükümetin kapanması gerçekleşmişti. Daha önce de 2013 yılında 16 günlüğüne Obama döneminde uzun süre hükümet kapanmıştı. Bakalım anlaşacaklar mı? Trump ısrarcı, kapatırım diyor. Demokratlar da bu paranın fazla olduğunu, israf olduğunu söylüyor. Ama anlaşmaktan yana olduklarını da belirtiyor Özlem Tınaz. Başkent Washington haftayı bu gelişmelerle tamamlıyor. Serdar Cebi işte bu gelişmelerin ayrıntılarını paylaştı. Teşekkürler Serdar. Washington'dan sonraki durağımız New York. Serdar Cebe'nin aktardığı hükümetin kapanma olasılığı Amerikan piyasalarını nasıl etkiliyor? Çin'le devam eden ticaret savaşı yatırımcılar için ne anlama geliyor? Kısacası Amerikan ekonomisindeki son durum ne? Bu sorunun yanıtını New York'tan Aslı Pelit veriyor.
Piyasaların 2018'in son çeyreğini tamamlamasına ve çeyrek raporlarını açıklamasına 4 hafta kala yatırımcıların tüm dikkatleri Amerika ve Çin arasındaki gerginlik, önümüzdeki hafta yapılacak olan Fed Merkez Bankası faiz toplantısı ve son günlerde gündeme gelen hükümetin kapatılması konusuna yoğunlaşmakta. Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti liderleri arasında bütçe tasarısı görüşmeleri sırasında basın mensuplarının önünde yaşanan hararetli tartışmanın ardından Başkan Trump'ın eğer istediği bütçe desteğini almazsa hükümeti kapamakla tehdit etmesi bu hafta boyunca piyasalarda gerçekleşen dalgalanmaların ana sebebiydi diyebiliriz. Eğer istediği bütçe desteğini alamazsa hükümetin kapanacağı tehdidini yineleyen Başkan Trump, istediğimizi bir şekilde alamazsak istersiz ister ordu aracılığıyla hükümeti kapatırım ifadelerini kullandı ve salı gününden itibaren Amerikan piyasalarında gerçekleşen düşüşlerin ana sebebi de bu yorumlardı diyebiliriz. Amerika ve Çin arasında devam eden ticaret gerilimi Çin ve Amerika'nın soya fasulyesini tekrar almaya başlamasının ardından Çinli yetkililerin bir anlaşma detayları konusunda Amerika ile uzlaşma yoluna gitmek istediklerinin göstergesi olarak algılandı ve bu da yatırımcıların endişelerini bir miktar azalttı diyebiliriz. Ancak küresel ilişkilere baktığımız zaman endişeler devam ediyor çünkü Amerika, Çin ve Kanada arasında vatandaşların tutuklanması ve yargılanması konusundaki detaylar hala yatırımcıların dikkat ettiği ve bilgileri altında bulundurduğu detaylar arasında. Ticari savaşın büyüme ihtimali gibi hükümetin kapanması konusu da Başkan Trump göreve geldiğinden beri birkaç kez gündeme geldi ve her ne kadar bu hafta yatırımcıların endişelerini arttırsa da uzmanlar hükümetin kapanmasının piyasalara etkisinin minimum olacağını düşünüyorlar. LPL Financial Araştırma Merkezi'nin yayınladığı bir araştırmaya göre 1976'dan günümüze kadar gerçekleşen 20 hükümet kapatılışı süresince Amerikan hisse endekslerindeki hareketler hemen hemen eşit olarak gelişmiş. Yükselme ve düşme bazında. Ortalama olarak bu süreçlerde endekslerdeki kayıp %0,04'ü de aşmamış. Her ne kadar bu rapor yatırımcılar için iyi bir haber olarak algılansa da daha önceki hükümet kapanışlarıyla bu dönem arasında bazı farklılıklar olduğu gerçeği endişelerin artma sebebi olarak görülmekte. Hükümetin kapatılması kadar ne kadar süreyle kapatıldığı da tabii yatırımcılar ve hisse endekslerinin performansını etkileyecektir. 2014 yılında Amerikan Kongresi'nin yayınladığı bir rapora göre hükümetin kapalı olması piyasalardan daha çok ülke ekonomisini etkiliyor. Hükümetin kapalı olduğu her hafta gayri safi milli hasılanın %0,1 oranında azalmasına sebep oluyor. Bu haftayı meşgul eden konular önümüzdeki hafta yerini 18-19 Aralık'ta yapılacak olan Fed Merkez Bankası toplantısına bırakacak. Geçtiğimiz 10 haftadır devam eden düzeltme dönemi boyunca yatırımcılar Fed'in bu toplantıda faiz arttırmasına neredeyse ihtimal vermezken 2019 boyunca öngörülen faiz arttırma ihtimalinde giderek azaldığını düşünenler fazlalaşıyor. S&P 500 endeksi Eylül ayındaki seviyesinden %11 oranında daha aşağıda. Bu Nasdaq ve Dow endeksleri için de neredeyse geçerli ve durum böyle olunca uzmanlar Fed'in faiz arttırma konusunda daha duyarlı davranmasını bekliyorlar. Kısaca ticari savaş kaygıları, hükümetin kapanma ihtimali gündemdeyken önümüzdeki hafta yapılacak olan Fed Merkez Bankası faiz toplantısından faiz arttırma kararı çıkacağını düşünen yatırımcıların sayısı giderek azalmakta. Aslı Pelit, Amerika'nın Sesi, New York. Sırada Amerikan basınından özetler var. Bugün gazetelerin manşetlerine taşıdığı haberleri Mehmet Toroğlu özetliyor. Amerikan basınında bugün New York Times var ön sırada. Times, Amerikan Senatosu'nda Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü savaşa desteğin sona erdirilmesi yönünde yapılan oylamanın ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, oylamanın hem Demokrat hem Cumhuriyetçi senatörlerin Başkan Trump'ın gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürülmesinden sorumlu olan Suudi liderlere verdiği desteği kınaması anlamına geldiği yorumunda bulunuyor. 41'e karşılık 56 oy alan tasarı, Yemen'de yaklaşık 4 yıldır süren binlerce sivilin ölümüne ve açlığa yol açan savaşı lanetliyor ve başkanın kongre onayı olmadan savaşa destek verme yetkilerini kısıtlıyor. Habere göre senatörler bu oylamadan hemen sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Cemal Khashoggi'nin ölümünden şahsen sorumlu olduğuna ilişkin ayrı bir tasarıyı daha onayladı. Bu iki oylama senatörün Muhammed Bin Selman'ı kınamayı reddeden ve kendi istihbarat örgütlerinin cinayete ilişkin bulgularını hiçe sayan Trump'la taban tabana zıt görüşte olduklarının en açık göstergesi oldu.
Temsilciler Meclisi ise her iki tasarıyı da gündemine almış değil. Ancak yine de bu oylamalar Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele alacağı Ocak ayından itibaren Trump'ın Yemen'deki savaşa verdiği desteğe karşı çıkacağına ilişkin net bir işaret olarak algılanıyor. New York Times bugün ayrıca Trump yönetiminin Obama dönemine ait motorlu araçlarda yakıt tasarrufu sağlama ve karbon emisyonunu azaltmaya yönelik uygulamaları geri çevirme girişimlerinde petrol üreticilerinin ve rafinerilerinin oynadığı rolle ilgili özel habere yer veriyor. Gazete, Amerika'nın en büyük petrol rafineri firması Marathon Petroleum'un petrol sektörünün önde gelen güçlü gruplarıyla ve milyarder sanayici Charles Koch'un finanse ettiği muhafazakar çevrelerle işbirliği yaparak otomobil emisyon standartlarının geri çekilmesi için gizli bir kampanyaya giriştiğini bildiriyor. Habere göre yakıt verimliliği ve tasarrufu için getirilen standartların geri çekilmesinde bir sakınca olmadığını savunan kampanya, Amerika'da petrol bolluğu olduğunu ve enerji tasarrufuna gerek olmadığını ileri sürüyor. Yaz aylarında kongre üyelerine gönderilen bir mektupta petrol sıkıntısının artık bir mesele olmaktan çıktığı, Amerikan vatandaşlarına hangi araçları kullanmak istedikleri konusunda serbestli tanınması gerektiği yazılı. Gazete, tüm dünyada çıkarılan petrolün dörtte birinin motorlu araçlarda kullanıldığının ve yakıt tasarrufu sağlayan araçların benzin satışlarının düşmesi anlamına geleceğinin altını çiziyor. Trump yönetiminin geri çekmeye çalıştığı standartlar, 2025 yılına kadar yeni imal edilen binek otomobillerin, pick-up'ların ve arazi tipi araçların yakıt tasarrufunu iki kat artırmalarını öngörüyordu. Trump planı ise yakıt tasarrufunun 2020 yılı standartlarında dondurulmasını savunuyor. Oto imalatçısı firmaları bile şaşkınlığa uğratan plan, uygulamaya girmesi durumunda Amerika'da salınan sera gazlarının orta büyüklükteki ülkelerin bir yılda ürettiği sera gazı miktarını aşmasına neden olacak. Washington Post ise silah sahibi olma hakkı savunucusu Rus vatandaşı Maria Butina'nın dün Washington'da çıkarıldığı mahkemede kayıtsız bir Rus ajanı olarak 2 yıldan uzun süre boyunca muhafazakar eylemcilerle ve Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelenleriyle bağlantı kurmaya çalıştığını itiraf ettiğini yazıyor. Gazete, 30 yaşındaki Butina'nın Ulusal Silah Birliği NRA'nın içine sızma suçlamasını kabul ettiğini bildiriyor. Habere göre Butina, 2015 yılına ait bir belgede Ulusal Silah Birliği'ni Cumhuriyetçi Parti üzerinde nüfus sahibi olan bir kuruluş olarak tanımlamıştı. Butina, belgede ayrıca NRA ile kuracağı ilişkinin Amerika'nın bir sonraki başkan ve yönetimiyle gayri resmi iletişim kanalı açma yolunda bir temel oluşturacağını yazmıştı. Butina yine 2015'te NRA'nin en üst düzey yöneticilerinin Moskova'ya yaptığı ziyareti ve Rus hükümeti yetkilileriyle görüşmelerini planlamış, NRA'nin yıllık kurultayına da onur konuğu olarak katılmıştı. Gazete, Butina vakasının Rusya'nın NRA'yı Amerikan siyasetine müdahale etmenin yollarından biri olarak gördüğünü ortaya çıkardığı yorumunda bulunuyor. NRA'nin Rusya'nın Amerikan siyasetini şekillendirme girişimleri konusunda bilgi sahibi olup olmadığına ilişkin sorularsa kafaları kurcalamaya devam ediyor. Yabancı bir ajan olarak 2016 seçimlerinden önce Amerikan siyasetine müdahale etmeye çalışmaktan suçlu bulunan ilk Rus vatandaşı olan Butina'nın alacağı hapis cezasını hafifletmek için Amerikalı yetkililerle işbirliği yapmayı kabul etmesi de haberin ayrıntıları arasında. Washington Post bugün ayrıca İngiliz iş adamı Richard Branson'a ait Virgin Galactic firmasının uzaya turist taşımak için tasarladığı Spaceship Two adlı aracının Federal Havacılık Dairesi'nin uzay sınırı olarak belirlediği yüksekliğe başarıyla eriştiğini bildiriyor. Habere göre Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nden kalkan ve yeryüzünden 80 kilometre yüksekliğe çıkmayı başaran araç yörüngeye erişmedi. Ancak bu uçuş 2011 yılında emekliye ayrılan Amerikan uzay mekiklerinden sonra ilk kez Amerika'dan havalanan bir aracın uzay sınırına erişmesi anlamına geliyor. Uçuş ayrıca uzay yolculuğunun hükümetlerin tekelinden çıkarıldığı ve özel firmaların uzayın sınırlarını zorladığı dönemin ilerletilmesi açısından da önem taşıyor. Virgin Galactic'e ait bir başka araç bundan 4 yıl önce benzer bir deneme yapmış ancak deneme pilotlardan birinin ölümü diğerinin ise yaralanmasıyla sonuçlanmıştı. Yaklaşık 700 kişi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçlarla yörünge altında uzay yolculuğu yapmak için sıraya girmiş bulunuyor. Firmanın uzay turistlerinden aldığı ücret kişi başına 250 bin doları buluyor. Gazete şimdiye kadar yaklaşık sadece 560 kişinin uzaya gittiğini hatırlatıyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Mehmet. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.
Haftalardır süren protesto gösterileri nedeniyle savaş alanına dönen Fransa'nın başkenti Paris, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. yıl dönümünü kutlamak için Birleşmiş Milletler, YouTube ve Avrupa Birliği ortaklığında düzenlenen Mobil Film Festivali'ne ev sahipliği yaptı. 14.sü düzenlenen festivalin konsepti bir cep telefonu, bir dakika, bir film. Cep telefonuyla çekilen filmler, birer dakikalık filmlerin yarıştığı bu festivalin teması ise insan hakları için ayağa kalk. Yarışmaya 81 ülkeden 715 film başvuru yaptı. Bunların arasından elenen 19 farklı ülkeden 51 eser finale kaldı. Seçilen filmler arasında Suriyeli göçmenler sorununu anlatan Nefes ve kadına şiddet konusunu işleyen Kaşık adında iki Türk filmi de vardı. Finale kalmayı başaran Neslihan Rayman ve Aydoğan Rayman çifti kadına şiddet konusunu işliyor. İşlediğimiz konu olarak gerçekten çok değerli bir konu. Yani çünkü dünyanın global bir konusu. Onun için burada olmaktan çok mutluyuz. Ben sana benden habersiz bu evden dışarı çıkmayacaksın demedim mi? Yani Kaşık'ın hikayesi aslında biraz şöyle gelişti. Biliyorsunuz Türkiye'de, Anadolu'da kültürümüzde bir erkek evlenmek istediği zaman pilava kaşık saplar. Yani ben bir evlenmek istiyorum, ben bir kadın istiyorum der. Biz buradan yola çıktık aslında. Kaşığı bir kadın olarak düşündük ve filmimizde kaşıkların birbirine vurulması, toplumun onunla tepki vermesini aslında kadının sesinin çıkartılması simgesiyle kullanmak istedik. Bu şekilde simgelemek istedik, sembolize ettik onu. Bir çıkış noktası, yani eşimin de bahsettiği gibi, aslında hani Anadolu'daki bir kültürden kaynaklanıyor. Ama tabii alt metninde ve özellikle finalize kısmında aslında bir kurtuluş öyküsü var. Yani biz bunun bir kurtuluş öyküsü olmasını istedik. Çünkü insanlara bir şekilde, insan aslında tema bu. İnsanlık için ayağa kalk teması. Kadına şiddet konusu konuşulmasını, hatta bu şekilde sıradanlaştırılmasından bile yana değilim açıkçası, ama maalesef bir şekilde dile getirmek zorundayız. Bir farkındalık yaratmak adına bir nebze katkıda bulunabilirsek bizim için en önemlisi bu. Finale kalan ikinci film olan Nefes filmi ise Suriyeli göçmenlere farklı bir bakış açısı getiriyor ve göçmen olmanın kaybettirdiklerini bir dakika gibi kısa bir sürede güçlü bir mesajla anlatıyor. İzlediğim bir mobese görüntüsünden etkilenmiştim. Bir genç, işte benim yaşlarımda, yemeğini yerken boğuluyordu. Filmdekinden daha kötü bir şekilde. Ve etrafındaki insanlar da ona sadece bakıyorlardı. Hani küçük bir çocuğun sırtına böyle küçükçe pohpohlarmış gibi ancak bu şekilde müdahale edebiliyorlardı. Çok acı verici bir video. 3-3,5 dakika kadar sürüyor. En sonunda genç arkadaş yere yığılıp bilincini kaybediyor. Ben sürekli böyle bir film yapmak istiyordum açıkçası. Bu ve kalp masajı. Bu ikisinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsan hepimizin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben çok uzun süre bu işte Suriyelilere yardım eden kamplarda çalışan arkadaşlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık. Geçtiğimiz sene Amine adında göçmen bir kızımızın belgeselini gerçekleştirdim. Bu belgeselde de Amine ile birlikte yaşarken gördüm ki aslında onlara karşı alınan tavır, onlara karşı davranışlar o kadar başka ki, yani aslında hiç fark etmiyoruz biz içerisindeyken. Hiç farkında olmuyoruz ama o kadar ötekileştiriliyorlar ki bu hallere bile düşebiliyorlar. Suriyelilerle birlikte çalıştıktan sonra da pek çoğunun mesleğini başka bir ülkede gerçekleştiremediklerini ve onların bambaşka şeyler yapmak zorunda kaldıklarını gördüm. Ve bu hani sokakta yaşamaya kadar gitti. Yani hiçbir şekilde, çünkü kendilerini oraya ait hissedemedikleri için, içinde bulundukları ülkeler de onları kabullenmedikleri için maalesef böyle şeyler yaşanıyor. Can'ın fikriyle benim bu görüşümü birleştirip yeni bir fikir yaratarak dikkat çekmeye çalıştık. Dikkat de çekti. Bu yüzden hepimiz çok mutlu ve gururluyuz. Festivalin amacı toplumsal sorunlara ilişkin kısa ama çarpıcı mesajlar vermek, genç ve yetenekli yönetmenleri keşfetmek, onlara görünürlülük sağlamak ve onları ekonomik olarak desteklemek. Festivalde dağıtılan ödüllerin toplamı 66 bin euroyu buluyor. Ödül töreninin açılışını Nelson Mandela'nın da kurucusu olduğu, çoğu Nobel ödülü alan deneyimli siyasetçileri bir araya getiren dünyanın en tanınmış akil adamlar grubu Elders'in başkanı, aynı zamanda da insan hakları savunucusu ve İrlanda eski cumhurbaşkanı Mary Robinson yaptı. In front of a
crowd of young people because it was a social good conference. New York'ta Elderson kurucusu Desmond Tutu ile BM tarafından organize edilen bir panelde birlikte konuşmacıydık. Desmond Tutu gençlere onları ne kadar sevdiğini ve onlardan umutlu olduğunu anlatıyordu. Panelin moderatörü Amerikalı gazeteci Tutu'ya, "Sayın Tutu, nasıl oluyor da bu kadar iyimsersiniz?" sorusunu yöneltti. Desmond Tutu, "İyimser değilim, umut mahkumuyum," dedi. Bugünün dünyası için de bu söz çok önemli. Bardağın bir kısmı boş olabilir ama siz dolu olan kısmını alıp yola devam etmelisiniz. Tıpkı bu geceki filmlerin yönetmenleri gibi elimizdekilerle yola çıkıp mücadeleye devam etmeliyiz. Şimdi bu festivali açıyorum. Festivali destekleyen Avrupa Birliği adına konuşan birliğin ilk insan hakları özel temsilcisi Yunan politikacı Stavros Lambrinidis de insan hakları savunucularının yalnız olmadığını, AB'nin onları her zaman destekleyeceğini söyledi. The young filmmakers in this room. Bu odadaki genç yönetmenler burada tutkuyla gerçekleştirdikleri filmlerle hiçbir politikacının veremeyeceği kadar güçlü mesajlar veriyor. Milyonlarca insana ulaşacaksınız eminim. 19 milyonu aştı şimdiden. Sadece kafaları değil yürekleri değiştiriyorsunuz. Şiddeti anlatıyorsunuz ama aynı zamanda umut veriyorsunuz. Ve bunun için hepinize teşekkür ederim. Paris'te düzenlenen törende kadın hakları, göçmen krizi, çocuk hakları ve LGBT hakları temalarını işleyen 9 film ödüle layık görüldü. Her biri birer dakika ama her biri insanların bilinçlerine sesleniyor, yaşananları sorguluyor ve hatta rahatsız ediyor. Sinema kalitesi de içeren ve çağrıştırıcı gücü olan bu filmlere kayıtsız kalmak imkansız. İnternet üzerinden gösterime açılan bu filmleri izleme sayısı 20 milyonu aştı. Haftanın son Stüdyo Washington yayını burada sona eriyor. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Haftaya yine Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan maddeleriyle Washington'dan karşınızda olacağız. İyi hafta sonları.